hakkı kiracılara geçti. Şöyle diyeyim. Bizim 87 bin TL her ay 94 bin TL her ay masrafımız var. Bunun içerisinde KDV 30 bin lira var. Mesela Şubat ayı giderlerini size okuyayım. Şubat ayı gideri mesela Mart ayı gideri özür dilerim 108.905. Bunda tabii yatırımlar da var. Uğur onlar düzeltme hepsi burada. Şubat ayı gideri bu Mart ayıydı. Şubat'ı okuyorum. 94 bin TL. Bunlar masraf. Bunlar KDV'ler var. 30 milyar her şey. Ocak ayı da 83 bin lira. Ortalama yaklaşık olarak 90 bin lira ödüyoruz. Bu parayı ödüyoruz. Şimdi bunu üyelere böldüğümüz zaman eğer bizim iki tane kiralık yerimiz olmasaydı burada kim olursa olsun ben olsam siz olsanız bu parayı karşılamak zorundasınız. Dolayısıyla bu durumda 100 metrekare dükkan 300 TL aidat ödemek zorundaydı. 87 bin liraya göre yaptık biz bu hesabı. Bakın 94 dedi 87'ye göre. 150 metrekare 450 TL aidat ödemek zorundaydı. 200 metrekare de 600 TL aidat ödemek zorundaydı ki biz bu masrafların altından yani yönetim ve siz kalkabilirsiniz. Büfelerde 200 TL. Şimdi ben buradan size söylüyorum. Yani bu eğer bunu kabul ederseniz bilginiz olsun. 100 metrekare için 300 lira kiracınızdan isteyeceksiniz her ay. 150 metrekare için 450 lira isteyeceksiniz. Kiracı da isteyen iş yeriniz. 200 metrekare için de 600 lira büfe kiracı sayısına 200 TL edeceksiniz. Bunların toplamı 87 bin TL yapıyor arkadaşlar. Biz hesabı buna göre çıkardık. Çok dersiniz az dersiniz. O burada ben bunu çıkartmak zorundayım ve ben altında kalmamak için. İster bunu düşürürsünüz ister bu şekilde kabul edersiniz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ben anlayamadım. Sevgili başkan biz şimdi kiracılardan ne istiyorsun onu söyle bir cümle. 300 TL 100 metrekare. 300 lira. Evet ama mal sahibi alacak yönetim almayacak. Aydınlatıyorum. Doğrusu o başkanım. Efendim? Doğrusu. Yani 300 TL kiracılar sevgili başkan biz şimdi biliyorsun aidat almıyoruz ya. Aziz Bey mal sahibiyle kiracı anlatsın. Ama biz burada bir rakam belirtmemiz zorundayız. Yok, yani. Olmaz. İki kişi kooperatifin dışında oluyor. Olsa yönlendirme yapıyoruz. Ben hatırlatma yapıyorum. Hatırlatma. Bu takdir budur. Başkan kira alıyor. Yönlendirme lafına çok rahatsız oluyor. Biri söyleyecek. Bizim içeri ama niye böyle toplanmışız doğruyu mu? Mal sahibi olarak senin paran kiracıya geçiyor. Aziz Bey. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi ben kendim gelip kirada kendi gelip ama fakat kiracılara 5-600 lira indirdim. Sade abi ben şunu orada bir eksiklik kalmış. Ne olmuş? Yok abi. Halbuki bütün ortaklara kooperatifler kanununa göre eşit davranmak zorundasınız. Bu kiracıdan alırım, öbüründen almam bu adaletli değil. Birisi mahkemeye verirse bozar bunu. Öyle mi bakalım? Başkanım onlar zaten şeye girmiyor. Bizim top şeyimize girmiyor. Şimdi yok ama iki kez buraya kooperatifle alakası olmayan bir mal sahibiyle kiracı arasında bu genel kurulda karar alamaz. O zaman dileklerle temennilerde bunu açıklayayım. Ne dersin biliyor musun? Bütününden efendim sana söyleyeyim 100 metrekare dükkanların hepsinden ayda 300 lira alınmasına mal sahibi olanlardan da alınmasına dersin o biraz şey kalır almazsın onu. Tenzil edersin. Veya da onları alırsın topladığın kira paralarını onlara iade edersin. Böyle olur. Başkanım biz o parayı toplamak arzusunda değiliz ve toplamayacağız. O zaman ben bu konuyu dileklerde dile getirmiş sayayım. Tavsiye niteliğinde olsun. Ya bu şeye geçmesin tutanakları zaten gündemde de yok. Evet. Teşekkürler. Evet.